Tabii dün gözaltından sonra MHP Genel Sekreteri Sayın İsmet Büyükataman bir paylaşımda bulundu. Orada dedi ki yani bu Esenyurt'taki operasyon doğru, destekliyoruz. Ama bu yeterli değil. Aynı zamanda Mersin, Toroslar, Akdeniz ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine de bakmak lazım. Oralarda da sorunlar var. Yani bu belediyelere, üç belediyeyi ki biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi hedef göstermiş oldu. Ben onun üzerine bu paylaşımı yapmıştım. Yani eğer sadece Esenyurt'la sınırlı kalmayıp bu CHP'nin yönettiği başka belediyelere, sadece belediye başkanlarına değil, belediye meclis üyelerine falan da yöneldiğinde o zaman bir anda CHP terörün odağı parti haline getirilebilir. Çünkü işte biraz önce sizler de konuştunuz. Delillere baktığınızda hani bunlar gerçekten hukuksal olarak ne kadar delildir, ne kadar delil değildir, oldukça tartışmalı hususlar var. Hele bu kadarcık bu delillerden hareketle tutuklama, görevden alma, açığa alma, yerine kayyum atama gibi sert tedbirlere ihtiyaç var mıydı? Yani tutuksuz yargılanamaz mıydı? Hatta yargılama başlamadan hemen tutuklamak falan, henüz ortada iddianame yok, bilmem ne yokken falan. Şimdi bunların hepsi insanların bu süreçlerin hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı prensiplerine dayalı olarak yürütüleceğine dair inancını sarsıyor. Şimdi dolayısıyla bu seviyedeki delillerle bu kadar büyük sonuçlar üretecek kararlar alınabiliyorsa bir süre sonra CHP bu yoldan yürünerek terör odağı parti haline getirebilir. Hatta kapatma davasına kadar gidecek bir yolun önü açılmış oldu. Şimdi mesela bu protestolar devam ediyor. Bir süre sonra CHP Türkiye'de sokakları karıştıran, Türkiye'de anarşi, kaos yaratan, hatta belki günün birinde Allah muhafaza olmasını hiç istemem, işte polisle fiili fiziki teması gerektiren ya da temas sonucu doğuran gerilimler yaşandığında işte polise direnen, polise saldıran falan böyle bir parti haline getirilebilir ve bu süreç içerisinde benim gördüğüm CHP DEM Parti ile adeta yer değiştirmek istedi. Yani CHP DEM Parti'ye el uzatıldı. Onun yerine terör destekçisi ve sistemin tırnak içerisinde sorun kaynağı parti CHP haline gelsin isteniyor. Sistemin biraz buna ihtiyacı var. Yani işte illa ki bir sorun olacak, bir çatışma olacak ki bu kutuplaşma ve onun üzerinden hem gündem yönetimi hem seçmen konsolidasyonu işlerini yapabilsinler. Bir ara biliyorsunuz İsrail bize saldıracak falan şeklinde bir şey vardı. Ama ona kimse ikna olmadı. Şimdi ama ortada somut bir mesele var. Ve üstüne üstlük iktidarın ürettiği bir mesele bu. Evet yani ben Ahmet Özer suçlu mudur, masum mudur bunu tabii ki bilemem. Ama bu yargılama bu tedbirler olmadan da yapılamaz mıydı? Yapılabilirdi. Örnek Sayın Erdoğan'ın yargılama süreci. Yani dava açıldı, kimse görevden almadı. Dava devam etti. Yerel mahkeme suçlu buldu. Yine kimse Erdoğan'ı görevden almadı. Yargıtay'a gitti. Yargıtay'da süreç ta nihai aşamasına gelinceye kadar Sayın Erdoğan'ı kimse görevden almadı. Neticede Yargıtay yerel mahkemenin kararını onayladı. Öyle olunca Sayın Erdoğan hapse gitmekte teslim oldu ve hapse alındı. Ve onun yerine Ali Müfit Gürtuna'ya önce belediye başkan vekilliği verildi ve bir hafta içerisinde belediye meclisi, o dönemdeki İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı ve yeniden Ali Müfit Gürtuna'yı belediye başkanı seçtiler. Kimse kayyum falan da atamadı.